Madu, senin de mi günlüğün var? Hadi açsana şunu. Oku lütfen. Burada sen ve ben varız. Bu ne zaman çekilmişti ki? Biz değiliz onlar. Onlar benim annemle babam. Onları dünya gözüyle hiç göremedim. Bize ne kadar benziyorlar değil mi? Peki bu günlüğü nereden buldun? Didem verdi. Raja biliyor musun? Günlüğü okuduktan sonra anladım ki... annemin son bir arzusu varmış. Neymiş? Hayatını bir senaryo olarak görmüş. Film olmasını istemiş. Nasıl Madubala olduğunu... insanlar bilsin diye. Nasıl dünyaya geldiğini. Nasıl dünyaya gelmiş? Biliyor musun? Annem daha dünyaya gelmeden... nasıl öleceğini bilmişler Raja. Anneannem ona... hamileyken... kaçmış ve büyük şehre gelmiş. Benim annem... Madubala bir film setinde doğmuş. Evet, doğru duydum, film setinde. Madubala! Raja, düşünsene. Annemin babası onun hayattaki en büyük düşmanıymış. Anneannem onu babamdan kurtarmak için bu eve kaçmış. Bu mahalle. Macera burada başlamış. Kuaförlükten film yıldızlığına. Biliyor musun? Annem ve babam birlikte film çekmişler. Doğum günüm şerefine verilen o büyük partide birlikte ölmüşler. Birden yangın çıkmış ve orada kim varsa hepsi ölmüş. O sırada Didem beni dışarı çıkarmış, kurtulmuşuz. Bugünlük bunca yıl sonra elime geçti. Ve ben... annemin son arzusunu mutlaka gerçekleştireceğim. Annemin hayatıyla ilgili bir film çekilsin ve herkes izlesin istiyorum. Peki nasıl olacak? Raja, sen dün gece uyurken ben hep bunu düşündüm. Kocamın yüzü neden babama bu kadar benziyor diye. Allah böyle istedi. Böylece annemin son arzusu gerçek olacak çünkü. Ama biz bir filmde nasıl oynarız? Raja, Bay Ravinder ne dedi? Bu filmi bizzat o çekecekmiş. O da bizimle. Ona evet diyeyim mi? Hemen şimdi arayıp evet diyebilirim. Ama ben rol yapmayı hiç bilmiyorum ki. Yani nasıl... Raja... rol yapmayı ben de bilmiyorum. Ama annemin son arzusunu gerçekleştirmek için... bence denemeye değer. Hayır, anlamadığımız işlere girmek bize bir şey kazandırmaz. Her şeyi kazanmak ya da kaybetmek olarak görme. Bazı şeyler tutku işidir. Raja, lütfen evet de. Filmi biz değil, Bay Ravinder çekecek zaten. O söyledi ya, bu filmi çekebilirim dedi. Raja, lütfen. Hayır, olmaz. Ben filmde falan oynamak istemiyorum. Peki. O zaman üzülerek sana karşı geliyorum. Tamam, tamam. Bu filmi çekeceğiz, oldu mu? Mutlu musun? Bay Ravinder'le konuşsam mı acaba? Gerçi beni bunca yıl sonra hatırlar mı bilmiyorum ama... Hatırlayacaktır. Bizi sadece Arkay ve Madubala'ya benzetmekle kalmadı. Bir de film teklifi yaptı. Öyle mi? Amca bak lütfen. Sen de bize destek olacaksın. Zaten annem günlüğünde bunu sana vasiyet ediyor. Annemle babamın yanından
nasıl ayrılmadıysan beni de asla yalnız bırakmayacaksın. Tabii ki Raja'yı da, tamam mı? Bırakmam. Amca, annemin son arzusu buymuş işte. Ve şimdi gerçek olacak. Arkay ve Madhu yeniden beyaz perdede. Üstelik annemin hayat hikayesi bir film olacak. Evet, bunu yapacağız. Ve ikinize bir oyunculuk eğitmeni de ayarlayacağım. Hı? Bay Abhijit var. Tam bir profesyonel. O çok çok iyi bir öğretmen ve bugüne kadar pek çok yıldız yetiştirmiş. Bu Bay Abhijit nasıl biri? Bay Ravinder de ondan bahsetmişti. Dinle. Bay Abhijit bu işi gönüllü yapıyor. Bu sektörün duayeni diyebilirim. Evet, senaryodan kasta, kreatif, yönetmenliğe ve her şeyi o halledecektir. O adamın elleri gerçekten de büyülü gibidir Madhu. Tamam amca. Onunla görüşelim. Aa, bir dakika. Bay Ravinder arıyor. Aç, aç konuş. Alo? Madhu. Yarın fatura çekimi yapalım istiyoruz. Sen ve Raja ile bir dergi için. Gelir misiniz? Tabii, tabii. Yarın orada olacağız. Ne oldu? Ne diyor? Fotoğraf çekimi varmış. Öyle mi? Evet. Her şey çok güzel olacak. Allah bizimle olsun. Thank you.